Bu ne anlama geliyor? Sabah 19'a da gidebiliriz. Orada da Mehmet Özcan bunun haberini yapmış. İmzalı bir haber olarak karşımızda. Ee, şöyle bir buçuk da, yıl daha sözleşmesi var. Belhanda'nın yerini doldurması bekleniyor ama böyle bir transfer gündeme gelir mi? şeyden önce şunu söyleyeyim. Bu kapı açıklanmayan bölümü hı hı. bizim gruplarımızın borsaya açık olduklarını, kamuoyunu aydınlatmak zorunda olduklarının altını çizelim. Bu tür haberler bu tür bilgiler eğer doğruysa büyük sıkıntı çıkarır. Kulüplerin artık borsaya göre yaşamaları gerekiyor. Oradan para kazanıyorlar. Yaşamaları gerek. Orada binlerce insan bunların hisselerini alıyor. Her şeyden açıklamak zorundalar. Emre bıraktığı yerden başladı. Zaten iyi bir futbolcu. Rize maçıyla bırakmıştı. Orada bu futbola döndü. Evet. Golle döndü. Ee, Fatih Hoca orada bence doğru bir şey yapmış. Bu iyi bir tedavidir. Hani... Yiğit düştüğü yerden kalkar derler. Hı hı. Dolayısıyla iyi de başladı. Ee, bir de penaltı yapıldı Emre'ye verilmedi. Dolayısıyla yetenekli bir oyuncu. İkinci yarıda Galatasaray'a e, bence ciddi katkısı olacaktır. Peki Fiorentina transfer et, e, etmek isteyen oyuncular arasındaymış oyuncu. Mensah bir dönem Beşiktaş'a yazılırken şimdi Galatasaray'ın gündeminde. Foto maç gazetesinin Galatasaray sayfasına gidelim. Rota bir anda orta saha transferine mi döndü? Galatasaray'da. Önce bunu konuşalım istersen veya dönmeli mi? Şimdi Sonra Mensah mı doğru isim? Mensah bir defa her takıma lazım. Hı, hı. İyi bir oyuncu. Ama Kayseri'de çıkardığı sorunları da yarın bize çıkarır mı diye düşünmek lazım. Yani. Sanki Kayseri cephesinden de bir açıklama mı geldi oyuncuyu bırakmayacağız gibi? Yanlış hatırlamıyorsam. Bir açıklama geldi ama kadro dışı bıraktıklarına dair de geldi. Doğru. Şimdi Çiğdem bak çok basit bir şekilde hı hı. bir bilgi vereyim. Benim amatör kulüpte biliyorsun haftada kongremiz var yönetici tekrar belki seçileceğiz ya da Seçilmeyeceğiz bilmiyorum. Hı hı. Çiğdem Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü'nden bir destek alacaktık. Alamadık. Niye biliyor musun? Vergi dairesinden borcu yoktur kağıdı alamadığımız için. Banka hesabımızı bile kullanamıyoruz. Hı hı. Şimdi Galatasaray'da vergi dairesinden borcu yoktur kağıdı alamadığı için transfer yapamıyor şu anda. Durdurdu. Lisans evet. çıkaramıyor Saratçı ile Sekidikaya. Evet. Artık sistem şöyle Çiğdem. Bak amatör kulübüz diyorum. Ben Gençlik ve Spor Genel Müdürü'den para almayı sözünü almışım ama hak ettiğin parayı alamadım Niye? dediler ki borcun olmayacak devlete. Hı hı. Bitti. Bu kulüpler devlete borç takmamayı, vergilerini vermeyi, borsaya uygun yaşamı öğrenecekler. Artık deniz bitti çizen. Sonra transfer bak dikkat et transfer sezonuna bak. Üç, yaprak kımıldamıyor. Evet. Yaprak kımıldamıyor. Nereye döndük? 100 sene öncenin alışverişine takas. Al yumurta ver sabun. Al yumurta ver zeytin. Takas. Niye? Hı hı. Çünkü har vurup armansa savurdular. Yıllarca. O yüzden herkes imzayı attırırken, Babel'e imza attırdın. Şu anda başında 15 milyon euro dert var. Attırırken düşüneceksin Ciden. Evet. O imzayı atarken düşüneceksin. Dolayısıyla men sağı alırsın. Peki. Kim alırsa alsın. Galatasaray 5 fark etmez. Kayseri'de çıkardığı sorunları iyi inceleyeceksin. Hı hı. Yarın sende de çıkarır. Babel Beşiktaş'ta sorun çıkardı, Galatasaray'da da çıkardı. Huylu oyundan vazgeçmez. O yüzden bu tür oyuncuları alırken maç başı diyeceksin. Puan başı diyeceksin hatta. Öyle bir artı bir, iki artı bir onların artık geçti borun pazarı süre diye. Peki Malatya izlenimine gireceğiz. Sergen Yalçın'a yolları ayrıldı. Beşiktaş'la bir ilgisi olduğunu mu söyledim? Ben mi yanlış anladım? Bir cümle alayım. Çünkü izlenime gideceğiz. Dönüşte detaylandıracağız. Beşiktaş'a etkileri olacaktır. Abdullah Havcı'nın başının üzerinde hı hı. artık demoklasin kılıcı vardır. At bağlı Sergen Yalçın'dır adı Evet. Sergen'in bunda bir kabahati yok. Abdullah Hoca'nın bir kabahati yok. Benim de bir kabahatim yok. Bu işin doğası gereği böyledir. İşler kötü gittiğinde evet. hep konuşulacaktır. O yüzden hep başarılı olmak zorunda Abdullah Hoca. Peki Yeni Malatya Spor'un taraftarı takımın performansından memnun mu? Sarı siyahlara takviye gerekiyor mu? Aspo muhabiri sizler için Malatya'da taraftarın nabzını tuttu. Denge ve dikkat gerektiren bir spor farkındaysa. Dikkat esna. ve yardımlaşma evet. var içinde. Doğru. Yani tek başına bir şey yapamıyorsun. Dolayısıyla e, komplike bir spor. Aynen. Başarılı diyelim. Her tarafını bir spor. Evet. Peki yeniden futbola dönüyoruz. Turgay demiş. Evet. Şöyle transferleri derleyip toparlayalım sevgili izleyenler. Akabinde de Süper heyecanını artık yaşamaya başlayacağız. Ee, süperlik Süper diyerek kapatırız. Kupadan da bahsederiz. Ee, Beşiktaş'ın transferlerine bakmıştık. Galatasaray'ı şöyle bir toplu olarak görelim istersen. Evet. Akabinde Trabzonspor diyeceğiz, Fenerbahçe diyeceğiz ve maçlara geçelim. Galatasaray'ın transfer grafiği ekranlarımıza geliyor. Bakalım kimler var gündemde? Şöyle bir derleyip toparlayalım. Arda Turan dönecek mi sizce? Bunu Kesinlikle sorayım. dönecek. Ben Arda Turan'ı artık Galatasaray'da kabul ediyorum. Bugün şöyle bir haber var. Mehmet'in haberi. Terim bastırmış, yönetim geri adım atmış. Arda Galatasaray flörtü mutlu sonuna bitti. Eski yıldızını bugün veya yarın açıklayacak mı sevgili izleyenler Galatasaray? Ben geçen hafta ne demiştim? Arda'nın Galatasaray'dan başka gidecek yeri yok yönetim bir şekilde geri adım atacaktır. Ama geldikten sonra tartışma biter mi dersen kolay bitmez. Hı hı. Ama Arda'yı ben Galatasaraylı. Bak Arda Galatasaraylı, Adabayor Beşiktaşlı diyorum. Ne kadar net konuşuyorum. Farkında mısın? Ne kadar net konuşuyorsun. Fenerbahçe bir sol bek alır dedim sana. Ve dedim devrenin en transfer kim o? Rodriguez dedim. Hı, hı Emre Bolu da buradan kutluyorum. Ee, Kesinlikle. İki haberi de Faletti ve şeyi de ikisini de ee, herkesten önce duyurdu kutluyorum. Habercilik önemli bir şey. Ben de Arda Turan, Galatasaray'da, Adabayor'da büyük ihtimalle Beşiktaş'ta diyorum. Peki diğer isimler. Bir stoper ihtiyacı var mı? Önlü ve orta saha. Ayrıca Forvet, Albert Şerri hala listede. Hızlı hızlı geçelim. Galatasaray'ın buradan başka bir oyuncu alması kolay değil şartlar gereğince. Ancak orta sahaya işte Mensah olabilir. O da kendi oyuncunun özel durumundan dolayı olabilir. Mensah olabilir. Bir de ee, çok konuştuğumuz transferde her takım için konuştuk ama ağırlıkla Fenerbahçe gözüküyor. Wellington hı hı. o da yine kupada bir iyi performans ve bir de gol attı. O da bu transferde de kulüp değiştirebilir bence. Hala zaman var onun için. Ben onun Peki. dışında fazla bir hareket beklemiyorum. Ee, Belhanda'da kalacakmış. Takımda kalacağım dedi. Yani Twitter hesabından bir e, kullanıcıya aslında cevap verdi. Onu söyleyelim. Sosyal medya hesabından takımda kalacağım. Üst üste 3. yıl 3. şampiyonluğuna ulaşmak istiyorum dedi. Atası ben sınıf, sana burada yine bir tespit yapayım. Falcao geldiğinde yapmıştım. Şimdi Fatih Terim ilk yarının bitmesine iki buçuk üç ay kala. Hı hı. Ocak gelsin. Ocakta şöyle yapacağız. Ocakta böyle yapacağız derken Ocakta artık takımın neredeyse tamamını değişeceği izlenim verdi. Emrah Baba'yı kabul et, hesap etti. Muhtemelen işte Arda'yı hesap etti falan filan. Ama bakınca Onyekuru, Arda Turan, dönen Emrah Baba, ee, başka Sekidika bunlar takımı tam değiştirmeye yeterse eğer hı hı. Galatasaray'da işler düzelebilir. Aksi halde sen tekrar Belanda'yı Cidem Ceylan, Belanda'yı evet. Fegüli'yi oynatmak zorunda kalırsan Seri'yi Enzonzi'yi oynatmak zorunda kalırsan sen takımı değiştirmedin bu oyuncular takımı değiştirir. Benden söylemesi. Peki gelenler gidenler tablosu da e, tek tablo olarak karşımızda. Onyokuru 8 Sekidika Babel'de gitti. Bu tabloyu nasıl yorumlamak gerekiyor. İşte bu şey de, söylüyorum bu gel, gelen oyuncuları Arda'ya da katalım. Bu kadar oyuncuyla takımı değişti. Bir de Emrak Baba var. Takımı soru işareti yaratan biri var mı kafanda şu gelenler arasında? Oyunca kuru haricinde soru işareti. Çünkü uyum süreci denen bir şey var. Bir stoper ihtiyacı daha var mı e, takımın sence? Bence iki tane var. Mustafi konuşuluyor. Murillo biliyorsun gündemdeydi. Salta Vigo'ya gitti. Bence iki tane var. Mert Çetin transferinde ilerleme kaydedilemedi. Mustafi gündemde. 2 tane. Hiç, hiç, hiç durmam. Alabiliyorsam Wellington'u alırım. Wellington. Hı. Hiç durmam alırım. Ya. Alabiliyorsam Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray hı hı. hepsinin ihtiyacı var öyle bir oyuncuya. Peki, peki Fenerbahçe'de durum ne? Hemen transfer grafiğimiz ekranlarımıza geliyor. Orada da e, Faletti, Falette gelmişti. Komoli ile bu arada yoldan ayrıldı sıcak bir gelişme olarak ilk saat dilimizde konuşmuştuk. Gündemdekilere bakarsak Wellington Carvalho, Rodriguez ki en ciddi aday bek için. Papistis Melnak ve Umut Meraç yazılmış. O transfer bitti Emre Bolu'nun dediğine göre. O iyi bir transfer. Devre arasına en iyi oyunculardan birisi. Hı hı. Ee, Rize Spor'un en yakı vereceğini düşünmüyorum. Ee, Umut Meraç da kolay gözükmüyor. Artık şeyden sonra, Rodriguez'den sonra. Orada yine söylüyorum e, en yakın aday Wellington. Hı hı. Fenerbahçe şu limit olayları Açıldıktan sonra onu alabilir, onu e, kadrosuna katabilir. Evet. Onun dışında başka belki bir sürpriz transfer daha olabilir ama Fenerbahçe'nin devre arasını bu limit olayından dolayı bu transfer dönemi iyi geçirdiğini söylemek zor. Rodi gezi alırlarsa işte ise önemli bir hamle yapmış olurlar. Artık yöneticiler Rodi gezi sözleşmesine son şekli veriyorlarmış. Milan'a 1 milyon euro ödeyecek sarı lacivertler. Zayt için de Brescia pazarlıkları var. Yeni günde Fenerbahçe adına yazılan isimler. Bunlar. Satabilirlerse o zaman elleri biraz Max daha Max Cruz acaba kaynak yaratabilir mi? Yoksa elde tutulmalı mı Cruz'e? Beklenti yüksek hatta seninle de sohbet etmiştik. Ama beklentinin altında kaldı. Yani bir teklif varsa Fenerbahçe onu verir. Onun için pek düşünmez yani. Çünkü oyuncu yani bu, o kumaş. Çok teklif varmış. Ya yani akşamın haberine göre Verder Bremen istiyormuş. tak. Ya oyuncu. kim istiyorsa ver. Yeter ki ha hakkını vererek isteyen varsa. Hı hı. E, üç buçuğa mı dörde mi ne gelmişti bilmiyorum hatırlamıyorum. E, ya da yıllık ne aldı. Hakkını veren varsa ver. Çünkü sende olmadı yani. O elbise sana uymadı.